Ay. İyi bir haber mi var? Cemre'cim de gelmiş, onu da gördüm. Vallahi şu an ay, evet. Yase ile kayınvalidesi stüdyoya gelmiş. Ay çok şükür. Hadi çağırın. Nerede? Gelsin. Önce sen koş yeşim. Hadi gelin Miyase ve Sevilay, gelin. Gel güzel kız. Miyase. Geliyorlar. Buradan mı geliyor? Gel geliyorlar. Nereden geliyorlar ben de bilmiyorum. Kanki biz sen de karşılamayız. Aman iyi. Ay Nurten abla. Efendim. Sen nasıl kestiğini gördün mü? Göremedim ben. İlk önce ben onu şaka yapıyor zannettim. Deniz'le Yeşim'e şaka yapıyor zannettim. Göremedim yani. Yani son an böyle bir fırladım o. Baktığım yerde bir şey var, gerçek. O zaman fırladım yani. Ben ne kan gördüm, ne bir şey gördüm. Yerdekini ben gördüm. Ben şu tezgahın üstü... Ben hiçbir şey görmedim. Böyle. Ben sadece Miyase'nin elinde kanın aktığını gördüm böyle. İlk kim tuttuysa sen mi tuttun? Hatırlamıyorum şey, ne yaptığımı. Yani, ne hepimiz sarılık böyle yapmış. İlk kendi önce hemen peçeteyi çekti, kendi maskı yaptı. Helal olsun. Evet. Çünkü kendi maskı yaptı. Hazırlar mı? Kıvırcığım, Sevilay. Hadi gelin. Ay. Aşkım sana bir şey olmasın aşkım. Sen bana kadar geçmiş olsun aşkım. Ya. Ama iyisin değil mi? İyisin. İyisin. Tamam şey. Geçti bitti. İyiymişim. İyisin elindesin. Şükürler olsun iyiyim. Tamam iyisin. Tamam ben. İyi olacak. Ben de öpeceğim kız seni. Ödümüzü patlattın. Ay çok şükür. Ay aşkım benim. Kızım. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ay çok geçmiş olsun. Bir saniye benim. Sevilay ablacığım çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Geçmiş kuzum. Geçmiş olsun kuzum benim. Canım kızım. Seni çok seviyorum. Vallahi. Öncelikle vallahi şükürler olsun. Şükürler olsun. Buradasın. Aynen. Doktor ne dedi, ne olur bize söyle. Şöyle işte gittik, tomografi çektiler. Yani sinirlerde bir şey yokmuş, şükürler olsun. Zaten en çok korktuğum oydu, sinirlerde bir şey olmasıydı. Nereni kestin sen? Şöyle göstereyim, şuraya. Ama şeyde tam damar yoluna denk gelmiş. Ondan o kadar kan olmuş. Zaten kanı görünce... Hepten kötü oldum. Sağ olsunlar zaten buradakiler de işte yapımdakiler devamlı yanımdaydılar. İşte bir 13-14 tane dikiş atıldı. Hala elim ayağım titriyor. 13-14 dikiş mi? Evet bayağı derin. Hani şey tam damar yoluna denk gelmiş. Aa. O kaba şey yapmaya çalışırken yani sivri ucu kabakla birlikte gitti böyle. Bayağı kötü oldum. Normalde benim acı eşiğim yüksektir. Burada yani... Geçen gün şu kolumu yaktım, işte elimi kesiyorum, hiçbir şey olmuyor ama... Ya hala elim zonkluyor, bayağı kötüydü. Miyase 14 dikiş avucunun içine mi atıldı? Evet. Nasıl olacak şimdi? Yani hiç bilmiyorum ne olur yarışmanı ne biter. Yarışmanı engelleyecek bir durum var mıymış? Yani hiç belli değil şu anda. Belli değil. Zaten bugün eleme hani kalır mıyım gider miyim bilmiyorum ama... Zaten kayınvalidem söyledi, sizlerin hani... Hepinizin çok kötü olduğunu söyledi. O yüzden geldim. Normalde direkt Antalya'ya gidecektim ben. Hani hem sizleri de görün yani benim iyi olduğumu görün diye. Çünkü şimdi annem babam da izliyor. Onlar da çok kötü olacak. Yani çok düşkünler, bir de evin en küçüğüm ben. Yani direkt Antalya'ya gidecektim. Dedim önce bir geleyim hani sizlere de göstereyim. Hani kayınvalidem. Çok yakın bir hastanedeydin. Çok iyi yapmışsın bence de gelerek. Senin şu anda doğru mu anlıyorum? Yarışıp yarışamayacağım belli değil. Belli değil. Hiç belli değil. Sağ olsunlar işte ekipten Cemre ablalar işte diğer arkadaşlar yanımdalardı. Onlar da konuştular doktorla. Hani Allah razı olsun hiçbiri bir saniye yalnız bırakmadı. Bir yandan kayınvalidem kötü oldu hastanede. İşte o da zaten
bana düşkün bayağı. O da bayağı kötü oldu. İşte onunla da ilgilendiler. Hani size de bir göstereyim dedim. Hani şükürler olsun iyiyim. Allah beterinden korusun. Gerçekten yani hepimiz çok büyük bir şey atlattık. Sevilay abla sen beni çok korkuttun. Sevilay abla ben valla... Şurada geldi gözümün önünden gitmiyor konuşamayacağım. Hiç iyi hala çok değil ben. Sakinleştirici ya, yaptılar ama. Verdin mi? Özgü haber verdin mi? Verme yani. Özgü eşim dedi tansiyon hastalığı var onu da arayamıyorum. Korkudan arayamıyoruz onu da. Annemlerle konuştum bir hani Özgü'ye dedim söylemeyin çünkü eşim orada tek. Yani o bana bir şey olma ihtimali bile onu çok korkutuyor. Hani eşime de söyleyemedim ama annemlerle konuştum. Hani Niyase ama biliyor musun? Vallahi Sevilay abla. Ya Allah ben de çok zor tutuyorum kendimi. Beni kızıma götürün diye nasıl ağladın sen öyle? Gitmez bana bakar mısın? Bana güveniyor musun? Gitmem lazım. Bana güveniyor musun? O beni ister ya. Aşkım, vallahi, aşkım ama izleyeyim. Sen şu an kötüsün. Beni dinler misin? Rica ediyorum. Yiğitleri götürün onu yanına bak, ya. Tamam. O korkar yalnız lütfen ya. Aşkım biz varız yanında ya. Lütfen. Gerçekten iyi. Bak bana güvenir misin? Lütfen. Lütfen. Kadını gördüm masada ya. Ay ben sana kurban olurum. Nasıl seviyor seni biliyor musun? Ben de onu. Öldü öldü dirildi. Yerlerde Allah. Sevilay abla. Seviyorum çok fena. Onu seviyorum sevmez mi? Sevmez misin ya? Kaç yıldır birliktesiniz. Vallahi gözümle bir kere daha gördüm yani. Annen herhalde seni bu kadar seviyordur. Evet. Ya zaten şeyde kayınvalide olarak değil annem o benim. Ay gerçekten onu gördüm. Ama bu yani... Nurten abla da çok, sen de çok kötü oldun. Ya herkes çok, ya insan sonuçta bir insan acı çekiyor. Evet. Ah canım benim, kıvırcığım benim. Nazara niye bu geldi, çağı seçtin oldu. Kendine? Şimdi bitti ben sana kızıyım. Gördüm bıçağı. Hemen dedim ki o bıçakla olur mu? Aynı şekilde eşim de almış küçücük bıçakla olur mu? Yani daha önce de yaptık. Hiçbir şey olmamıştı. Hani gayet rahat kesmiştim. Hani alışkınım da burada yapmaya. Yani hiçbirimizde bir şey olmamıştı ama benim mi dikkatsizliğim oldu, bir şey oldu anlamadım. Hani çok da dikkat ederim aslında. Çok hareket ettim. Olacağı varmış. Dikiş nasıl olacak ki? Tam da sol elin. Tam da avuç içi. Yani hala doktorlarda da burada yapımdan konuşuyorlar. Hani doktorla da haberleşiyorlar. Evet. Yine burada yine doktora da göstereceğim Antalya'ya gidince de. Hani devamlı da görüşüyoruz. Yani hiç vallahi bilmiyorum. Vallahi siz şey yapın. Kurşun Sevilay abla sen kaç gündür diyorsun ki 10 bilezik aldık. Nazara geldik. Ne sen... zaman Miyase bir bilezik kazansa hep bir şey oluyor. Ya ya onu oluyor. Ya, öyle ya. Yok canım. Ben... Öyle şey mi olur? Orada çok fazla tekrarlıyorsun. Geçen gün aynı şeyi söyledin. Yok. Evet. Hayır da şerde Allah'tan öyle tabii o kadar yüklemeyin. İnsanların enerjisini de üstünüze çekmeyin. Yani şeyde benim dikkatsizliğimdi. Ya biraz daha dikkat etmem gerekiyordu ama Allah dediğiniz gibi veteriner konusunda hani sinire de bir şey olabilirdi. Elimi kullanamaya da bilirdim. Öyle bir ihtimalim Allah yok şu an. Allah korusun. Allah korusun. Çok şükür. Rabbim güzel yüzüye bakmış sana. Miyaseciğim sen aslında bayağı ilerlemişsin yemeğinde ama kabak kısmı olmadığı için biz 3 tabağı değerlendirdik. Bu bir program. Program devam ediyor. Devam etmek zorunda yayın akışında. Biz 3 tabağı değerlendirdik. 3 tabak üzerinden bugünü değerlendireceğiz. Takdir edersin tabii, ki. Tabii, tabii ki. Sonuçta bir format var, bir program var. Benim aslında buraya gelmemdeki amaç... tabaktır işte programla alakalı değil. Sizlere iyi olduğumu göstermek için. Çünkü televizyonda sadece bu kısmı görüyorlar. Buranın bir de arkası var. Herkes burada kardeş gibi, abi kardeş, abla kardeş. Sizde de öyle hani kardeşiniz vallahi, gibiyiz biz evet, sizi. Evet. Hani öyle bir samimiyet var. En azından çünkü ben gidince buradaki herkesin çok üzüleceğinden emindim. Sana bana bir şey olunca. Yeşim. Sana ilk geldiğinde kim koştu? Yeşim. Onlar birbirini çok seviyor. Evet. Vallahi sevgiden öyle birbirlerine şey sen yapıyorlar. Sen ne kadar da Deniz'i sevsen de Yeşim seni daha çok seviyor. O benim için paha biçilemez biliyor kendini.
Son tadımızı yapacağız mı? İyi misiniz? Duracak mısınız? İyiyim. İzleyin bakalım tatlılar evet. Nasıl olmuş. Biraz geriden izleyeyim. Tatlı yedirelim size, şekeriniz yükselsin.